Merhaba arkadaşlar, ben Nazmi Can. Bu videoda sizlerle dün oynanan bir oyunu incelemek istiyorum. Bundesliga'da oynandı bu parti. Pek çoğumuzun zorluk çektiği bir konuya değinmeye amaçlıyorum. Kazanç oyunu kazanmak, kazanılmış pozisyonu kazanca dönüştürmek. Sözü fazla uzatmadan hemen oyuna geçelim. Beyaz taşlarla Ukraynalı büyük usta Pavel Elyanov oynuyor. Siyahlarda ise eski kuşak, eski tüfeklerden efsane büyük usta Eduardas Rosenthalis. Elianov partiye de 4 hamlesiyle başlıyor. At F6, C4, E6, at F3 ve B6 hamlelerinin ardından Vezir Hint savunmasını görüyoruz. Bu savunma sisteminin amacı E4 ve D5 kareleri başta olmak üzere merkezdeki beyaz kareleri kontrol ederek oynamaya çalışmak. Ve beyaz da aynı şekilde G3 yaparak rakibin olası fil B7 hamlesini karşılamaya çalışıyor kendi filiyle. Fil B7. Burada daha fazla fil A6 hamlesi görülüyor ancak bu hamle oldukça keskin ve beyazın pek çok tercihi var şimdiden. Vezirle C2'den B3'ten A4'ten koruyabilir veya atla koruyabilir veya B3'le oynayabilir. Her birinin kendine has artı eksileri var, pardon. Fil B7, fil C2, fil E7, rok rok. Gördüğünüz gibi taraflar roklarını attılar ve şimdi yavaş yavaş acaba merkez mücadelesinde siyah nasıl bir rol üstlenecek onu görmeye çalışıyoruz. Ve beyaz bu pozisyonda kaleye bir hamlesi yaparak aynı şekilde siyaha bu soruyu yeniden yöneltiyor. Nasıl devam edeceksin diye. Kaleye bir hamlesi ilk olarak Keres tarafından 1938 yılında Botvinnik'e karşı oynanmış en üst düzeyde. Ve bu hamlenin amacı rakibin merkezdeki duruşunu belli etmesini sağlamak. Ana devam yolu at C3 oynamak ve kural olarak beyaz ne zaman at C3 oynarsa siyahın at E4 oynaması gerekiyor ki beyaz kaleler üzerindeki stratejisini sürdürebilsin. Ama kaleye birin ardından burada siyahın pek çok hamlesi var. Oyunda at A6 hamlesini görüyoruz. Fakat şunu söyleyelim, en çok oynanan hamle at A6 hamlesi değil. At A6 da aynı şekilde ben merkezdeki durumumu belli etmek istemiyorum. Sen devam et, at C3 oyna, ben de atımı geleyim şeklinde bir hamle. Fakat ana devam yolu burada D5 oynamak. Ama göreceğimiz gibi bu tip bir hamle, örneğin CD5, E5 tabii ki atla alınırsa C3 karesinde bir at olmadığı için beyaz E4 oynayıp daha sonra at C3 oynayabilir. D5, CD5, E5. Evet, at C3, at B7 ve beyazlar söz gelimi fil F4, kale C1 ve oklarla gösterileceği gibi at E5 gibi devam yolu devam edebilirken siyahın öyle veya böyle C5 oynayarak merkezde izole piyonu veya askıda piyonları kabul etmesi lazım. Örneğin C5'ten sonra şu an tamamen göstermek için ilerletiyorum. Bu askıda piyonlar, yani izole piyon çifti, başka piyonlar tarafından desteklenmeyen iki piyon veya atla veya fil alınması durumunda izole piyonla oynamak gerekir ki bu da herkesin tercih edeceği bir durum değil. Söz gelimi at A6 hamlesi yerine C5 de oynanabilir. Fakat bu takdirde beyazın taktik olanaklardan yararlanarak D5 sürmesi söz konusu. Çünkü alındıktan sonra at H4 oynayarak merkezdeki piyonu almaya çalışabilir tekrar. Tabii ki burada da biraz teori söz konusu. Örneğin siyah at E4 oynayabilir, beyaz CD5 alabilir, fil H4, fil E4. Bu pozisyonda Elyanov'un tecrübesi var. Daha önce bu konumu beyaz taşlarla oynamış ve dolayısıyla eminim oyun öncesi hazırlığında bunlar var idi. At A6 hamlesi ise en üst düzeyde Sergey Tivyakov'un ilk olarak sıkça kullandığı hamle. Bekliyor. C5 ve D5 sürüşlerini, belki D6 sürüşünü yapmayı hazırlıyor. Ve rakibin at C3 oynamasını istiyor. At C3, at E4. Ne zaman at C3 görürsek o zaman at E4 oynuyoruz. Ve bu pozisyonda Elyanov H4 hamlesini uyguluyor. H4 hamlesi ilginç bir hamle. Çünkü çok az oynanmış bir hamle. Fakat fikri basit. Fil F4 karesine gelirse G5 hamlesinden rahatsız olmak istemiyor. At alır C3. Fakat tabii ki bu siyahlara piyon yapısını bozma olanağı tanıyor ve siyah bu imkanı kaçırmıyor. At C3, BC3 ve şimdi beyaz tekrar E4 oynamak istiyor. O yüzden fil E4. Oyunun belki kritik anı, daha önce büyük ustalar tarafından çok az oynanmış bir pozisyon olsa da aslında burada Elyanov ilk yeni hamleyi yapıyor. Fakat ortaya koyduğu fikir yeni değil. Ve şimdi siyah eğer izin verilirse C5 oynayıp merkezde at A6 ile başlattığı ve daha sonra belki D5 ile devam ettireceği oyununu kurmak isteyecek. Elyanov fil F1 hamlesini yapıyor. Çelişkili görünen bir hamle ama birazdan anlayacağız ki siyahı bir karar vermeye zorluyor. Çünkü eğer hiçbir şey yapılmazsa, örneğin C5 gibi fikre devam ederse siyah, beyazın planı at D2'nin ardından fil B7 ve daha sonrasında E4 sürmek ve kendisi D5 ile daha fazla alan kazanmak istiyor. Bu aslında enteresan bir fikir. Ben bu pozisyonu inceledim. Tabii ki daha önce oynanmış olmadığı için makineyle bakma şansım oldu sadece. Diğer oyunları inceleyemedim. Bu pozisyonda makine çok enteresan bir piyon fedası öneriyor. Rakibin etkileyici merkezini ve baskısını yok etmek için. C alır D4, E alır D4 ve
pardon CD'de ve E5 yapmayı istiyor. Bu aslında standart bir fikir. Eğer sürmek isterseniz C5 karesi siyah taşlar için elverişli hale gelecek ve beyaz aslında çok fazla bir şey elde etmiş olmayacak. Ama E5'e almayı tercih ederseniz bu sefer C5 karesi C4 piyonu yalnız kalacak ve siyah örneğin D6 hamlesiyle bir piyonu gözden çıkararak karelerin bağlantısını sağlayacak ve atın C5 karesine gelmeye çalışacak, E4 ve C4 piyonlarını basacak. Oldukça enteresan bir olanak, ancak beyazın tabii ki piyonu var, biraz üstün olduğu söylenmeli. Bu pozisyonda Rosenthalis fil F1 hamlesine karşı attığı iki tehdidini görmek istemiyor tahtada ve fil alır F3'te rakibin piyon yapısını biraz daha bozmaya çalışıyor. Fakat rakibin piyon yapısını bozmak demek her zaman avantaj anlamına gelmeyebilir. Çünkü o zayıflıkları saldırabilmek gerekiyor. Ef3 ve beyazın şimdi fil çifti ve merkezde güzel bir üstünlüğü var. Ve C6 artık atı oradan döndürmek isteyecek. Tabii ki az önce belirttiğimiz C5 hamlesini yapar ise beyazlar D5 oynayıp daha sonra basitçe taşlarını geliştirmeye çalışabilir fil çiftiyle, şah kanadından, hatta vezir kanadından da oynamaya çalışabilir. Kale B1 ile vezir C2 ile fil D3 ile ve siyahın konumu biraz pasif olacak. Dolayısıyla bu pozisyonda C6 hamlesi at C7 dönmek ve konumu sağlam bir şekilde tutmak isteyen bir hamle. Fil D3 ve at C7. Oyun ortası için ilk kritik an diyebiliriz buraya. Beyazın bir plana ihtiyacı var çünkü rakibin konumu çok sağlam. Pasif tabii ki siyah pozisyon olarak ama sağlam bir konumu var. Zayıflık yaratmak adına birkaç tane fikirden söz edilebilir. Belki A4 A5 yaratmaya çalışabilir. Belki F4 F5, belki H5 H6 ve belki de oyunda göreceğimiz devam yolunu uygulamaya çalışabilir. Zayıflık yaratmak rakibe saldırmak için çok önemli. Bu yüzden Elyanov hemen vezir C2 ile başlıyor bu fikre. Eğer beyaz hiçbir şey yapmazsa siyahın daha önce söylediğimiz gibi D5 ve C5 oynayarak merkezi yıkma ve orada zayıflık yaratma fikri var. Vezir C2, H6. Tabii ki G6 oynanması durumunda beyazın H4 sürüşü ayrı bir anlam kazanır. Çünkü kendisi basitçe şah G2 gelip kale H1 oynamaya çalışabilir. H6. Ve şimdi zayıflık tek başına bir şey ifade etmiyor. Çünkü rok yapmış şahın önünden H6 sürüldüğü zaman oraya yapılacak bir takım operasyonlar var. Örneğin bir tanesi H6'yı bir kanca gibi kullanıp oraya piyon sürüşleriyle saldırmak ki bu beyaz şah için de çok tehlikeli olabilir. Diğeri H6 karesine feda yaparak orayı yıkmak, bu şu anda o kadar kolay görünmüyor. Bir diğeri ise H6 hamlesiyle zayıflayan şah kanadındaki beyaz kareleri kullanmaya çalışmak. Elyanov bunu yapmaya çalışıyor. Vezir E2. Çok güzel bir hareket çünkü kendisi basitçe vezir E4 yaparak şah kanadında rakibi daha fazla piyon sürüşüne zorlamak istiyor. D5, vezir E4'ü kesiyor ilk olarak. Fakat Elyanov fikrine devam etmek durumunda. Çünkü siyah fikrini belli etti. O C5 yapmak istiyor ve rakibin merkezini yıkmak istiyor. O yüzden fil C2. Çok güzel bir operasyon. Fil ve vezir yer değiştiriyor şimdi. Vezir D7. Tabii ki D alır C4 yapılırsa vezir E4'ten sonra hem C6 piyonu hem de H7 karesinden mat tehdidi olurdu. Kaldı ki burada F5 sürmek zorunda. Çünkü G6 hamlesine fil H6 olacak. O yüzden vezir D7 hamlesi hem karelerin bağlantısını sağlıyor hem de E6 ve C6 karelerini koruyor. Vezir D3 beklenen hamle. Siyah F5 yapmak zorunda. Aslında siyahın yapmaya çalıştığı şey de anlaşılabilir. Kendisinin beyaz renkli fili yok ve piyonlarını beyaza koymaya çalışıyor. Fakat şu anda E6 karesinde bir zayıflık var ve şimdi artık kendisinin az önce konuştuğumuz DC ve C5 yapma fikrinin çok daha iyi olmayabileceği düşünülebilir. Çünkü bu çapraz açılırsa hem şah zayıfladı hem de E6 karesindeki piyon daha da zayıf olacak. Ve beyaz bu yüzden şah G2 oynuyor ve rakibine istersen ilerle C5 yapmaya çalış diyor. Siyah ise fil D6 oynayarak bekleme moduna geçiyor. Çünkü C5 oynamak yani oldukça keskin bir hareket ve örneğin DC5 alındıktan sonra siyahın dikkatli olması lazım. Filini alınırsa bir mesele, piyonunu alınırsa bir başka mesele. Söz gelimi fil alındığı takdirde CD5 ve beyaz yavaş yavaş filler için pozisyonu açıyor ve E6 karesinde zayıflığa göz dikmeye çalışacak. Ve eğer rakip böyle oynarsa, şu anda atla alamıyoruz mesela E'de vurmak zorundayız. Ve fil B3'ün ardından fil F4, kale AD1 ve fil çiftiyle oyun sonunda güzel bir avantaj yakalayabilirdi. Çünkü biliyorsunuz zaman fil çiftinin lehine işler. Yani oyunun diğer bölümlerine geçerken oyun sonuna kadar gitseniz bile fil çifti üstünlüğünü korur. C5'ten sonra tabii ki DC5'e piyonla da almak mümkün az önce gösterdiğimin dışında. Fakat bu takdirde yine benzer şekilde siyah şahın zayıflığı, piyonların daha zayıf olması ve beyazın basitçe fil F4 ile gelişmeye devam edebiliyor olması kendisine güzel bir pozisyon verecek. Çünkü piyonlar hassas ve beyaz gayet güvenli bir şekilde oynayabiliyor.
Şah G2. Bu arada bu analizleri ben burada tutuyorum. Dileyenler bu çalışmaya gelip bu oyunu Lee Chess'te çalışmalarını inceleyebilirler. Fil D6. Siyah bekliyor. Rakibinin fil F4'ünü kesiyor. Ve burada tekrar beyazın normalde hani bir zayıflığa ulaştı. E6 karesinde bir zayıflık var. Şahı zayıf. Hemen sanki bir şey yapabilmesi gerekiyormuş gibi düşünebiliriz. Ama hala kolay değil. Çünkü E6 karesinde bir tane zayıflık var ve onu koruyor. Ve kolay kolay rakip şahı mat etmek mümkün değil. Çünkü G4 sürmek hazırlıksız yapıldığı zaman riskler taşıyabilir. O yüzden Elyanov, tahtanın bir kenarına zayıflık yarattım. Diğer tarafında da benzer şeyi yapabilirim. Ve rakibin karşı oyununu engellemeye çalışabilirim düşüncesiyle A4 oynuyor. Bence çok güzel bir hamle. Örneğin normal fil D2 oynayıp kaleleri E2 yerine çiftlemek ilk göze çarpan yaklaşım. Bunu oynamaya çalışırsak siyahın söz gelimi DC4 vurduktan sonra B5 yapmaya çalıştığı fikirler görebiliriz. Mesela beyazın kaleleri çiftlemeye çalıştığını düşünelim. DC4, B5 ve belki daha sonrasında C5 sürmeye çalışabilir. Ve tabii ki beyazın pozisyonu hala iyi ama mesela şu anda C5 oynayamıyorum çünkü alınca vezir boşta, ama kale AD8 ve ardından C5 yapmaya çalışmak siyaha karşı oyun verebilir. A4 ile biraz bunları engellemeye çalışıyor ve eğer aynı şeyi yapmaya çalışırsa A2'yi açmaya çalışıyor. Rosenthalis önceki hamlede uygulamaya çalıştığı şey devam ediyor. Kale A8 bekliyorum diyor. Ve bu Elyanov'a bir fırsat veriyor. O da rakibin olası merkezden ve vezir kanadına yaratacağı oyunu engellemek. A5, B5. Eğer DC4 yapsaydı ki büyük ihtimalle daha iyi olurdu. Bu şekilde devam etseydi daha iyi olurdu. En azından D5 karesini almaya çalışırdı. Fakat beyazın stratejisi artık daha anlaşılır hale gelecek. Örneğin fil D2 gibi hamleden sonra kendisi C4 yapmaya çalışacak. Ve söz gelimi şah H8, C4, DC4, vezir C4 ve fil A4 ile beraber vezir kanadında da bir zayıflık yaratıldı. Yani A4 sürüşüyle başlayan operasyon hem E6'da hem C6'da zayıflıklara sebep oldu. Bu yüzden 19. hamledeki A4'ü çok beğeniyorum. Çünkü sadece bir tane zayıflıkla yetinmiyor. İkinci bir zayıflık arayışına yöneliyor. Ve gördüğünüz gibi oyun ortasında da iki zayıflık prensibi uygulanabilir. B5. Siyah tabii ki istemiyor bunları. Fakat C5 hamlesinden sonra beyaz biraz daha alan kazanıyor. Ve aynı zamanda siyah kareli filine C5 file 7 hamlesinin ardından fil F4 ile önemli bir yer kazanıyor. Şu an basit bir tehdidimiz var. E6 piyonunu yemek istiyoruz. C7'deki atı alacağız. Fil D8 koruyor. Ve şimdi siyah eğer izin verilirse H5 yaparak bütün tahtayı tıkayacak. Ve tabii ki yine kötü pozisyonda olacak ama en azından savunabileceğini umacak. Daha sonra bir duvar kurmaya çalışacak orada. Ve bütün piyonlarını beyaza koyup beyaz renkli filin eksikliğini gidermeye çalışacak. Bu yüzden H5 çok güzel hamle. At A6. Siyah filleri değişmek istiyor. Ama fil çiftinden kurtulmak hala yeterli değil. Çünkü tahtada kalan atın güzel bir karesi olmayacak. Ve şimdi beyazın beyaz kareleri açması gerekiyor. Ve G4 hamlesiyle bunu yapmaya çalışıyor. Fil C7. Ve yine burada fil C7 alınırsa rakip pozisyonu geliştirmek söz konusu. Atla alacak ve at kenardan oyuna gelecek. Bunun yerine kendi pozisyonu geliştirmek isteyen bir hamle yapıyor. Fil G3 ile. Kale F6. Tabii ki burada eğer fil G3 alınsaydı FG3'ün ardından piyonların ilerleyişi F4, G5 oklarla göstermeye çalıştım ama F4, G5, G4 ile devam edebilirdi. Siyah bunu istemiyor. Onun yerine kale F6 ile pozisyonu sağlamlaştırmaya çalışıyor. Ve daha önce bahsettiğimiz en sonunda E6'daki zayıflığa yönelmek isteyen fikir geliyor. Kale E2. Kaleleri çiftlemek istiyor basitçe. Fil alır G3. Ve siyahın yapacak çok bir şey olmadığı için şu anda kendisi şahını kaçmaya çalışıyor. F alır G3, şah F8. Kale E5. Artık E5 karesi de zayıf. Ve rakibi almaya zorlamak istiyor. Çünkü eğer alınmazsa vezirin istila etmesi mümkün değil. F alır G4, burada siyah almış. Ancak almaması durumunda da çok fazla bir şey değişmeyecekti. Almayayım, bekleyeyim deseydi. Örneğin kale A1. Rakip beklesin. Söz gelimi. Vezir E2. İyice baskıyı arttırmak istiyorum. Ve F4, G5 hazırlıyorum. Şah F8, F4. Örneğin beklemeye devam ederse G5. Nitekim G4'teki piyonu yemek zorunda kalacaktı. Kale E5, F alır G4, hemen almak istiyor. F alır G4, görünüşe göre beyaz piyonlar bozuldu. Fakat göreceğiniz gibi G5 sürüşü önemli bir zayıflık yaratacak şah kanadında. Şah E7, siyah şah kaçıyor gibi görünüyor. Ancak onun temel sorunu sadece şahın zayıf olması değildi. A6'daki at başta olmak üzere taşlarının çok pasif yerleşmiş olması. Böylece beyaz sürekli yeni zayıflıklar yaratarak oynamaya çalışabilir. G5 hamlesi de buna yönelik bir hamle. HG5. Kale G5 ve G7 piyonunu istiyoruz. Şah D8 ve yine teknik bir hamle. Rakibin tek aktif taşı var ve onu almak istiyor. Kale F1. Kale alır F1, elbette kale F8 yapılması durumunda, yani kaleyi aktif tutmaya çalışırsa, örneğin kale F8, vezir H7 ile dalışa geçilebilir.
ve piyonu istiyoruz. Kale F7 yapılırsa vezir arka tarafa sarkmaya çalışabilir. Çünkü G7 piyonunu vezir G8'den sonra vezir E8'e G7 piyonu alabileceği için şahı kaçtı durumda arkaya sızabilir. Bu yüzden kale F1 oynamış. Beklemeyi tercih ediyor bu şekilde. Vezir F1. Ve teknik aşamadayız. Kazanç pozisyonu olduğunu biliyoruz. Çünkü siyah at oyun dışında ve beyaz sürekli onu kontrol altında tutmaya çalışıyor. Vezir C7. Tabii A5 piyonunu almak çok kolay değil. Fil G6. Kaleyi istiyor. Kale H8. Ve beyaz tekrar zayıflığa yöneliyor. Ver E6'yı, ver G7. Güzel bir çatal hamlesi. Vezir E7 ve kale G7. Tabii ki artık siyah için işler zor ama her zaman çok kötü pozisyonda olsak bile işleri karıştırmak gerekiyor ve Rosenthalis E5'le bunu yapmaya çalışıyor. Tabii ki kale H5 alınamazdı. Çünkü yani açmazdan ötürü bunu yapmaya çalışmak mümkün değil. Çünkü kale G8'den sonra kaleyi bedava alabilirdik. Kale G7, E5 ve gördüğünüz gibi eğer siyah bu şekilde yaşamasına izin verilirse D5 vezir E5'le her şey saldırı altında kalacak ve buna izin vermek elbette yanlış olurdu. H6 şimdi kaleyi koruyor. Hem sürmek istiyor hem de fille açarak saldırılar planlayabilir. Kale alır H6. Tabii ki bir taktik mevzu var. Kale G8, şah C7 ve vezir de istila ediyor vezir F5 hamlesiyle. Ve şimdi yapacak çok fazla bir şey yok. Çünkü vezir içeri girmek istiyor. Vezir D7. Vezir alır E5. Şah. Şah B7. Ve şimdi siyahın karşı oyununa engel olmak gerekiyor. Vezir H3 istiyor. Fil H5. Tabii ki bu önceden hesaplandı. Genellikle vezirleri değişmek eğer şaha saldırıyorsanız tavsiye edilmez. Burada vezirleri değişseniz bile büyük ihtimalle beyazlar üstün ama gördüğünüz gibi kendisi prensipli bir şekilde vezirleri değişmekten kaçınıyor ve baskısını sürdürmeye çalışıyor. Kale H7, fil G4 ve burada kalelerin değişimine izin veriyor Elyanov. Kale H2 küçük bir taktik. Şah H2, vezir H7, şah G2, vezir G8 ve fil E6. Yine güzel bir hamle. Göreceğimiz gibi rakip vezire çok fazla güzel kare yok. Kendisi vezir D8 oynuyor fakat bu sefer vezir F8 var. Tabii oyunda bunu oynamış ama böyle gelmiş olsaydı vezir F8'de o zaman da G piyonunu basitçe sürmeye başlayacaktı. Ve örneğin at C7 ile içeri girmeye çalışırsa fil D7. Oyunda da göreceğimiz gibi C6 piyonu her zaman bir sorumluluk olacak siyah için. Vezir D6 fikri var ve pozisyon büyük ihtimalle tamamen kayıp olacak. Kendisi vezir D8 ile şahına yakın durmaya çalışıyor. Vezir G7, at C7 ve çok ilginç bir pozisyonla karşı karşıyayız. Çünkü fil D7 hamlesinden sonra siyahın neredeyse düzgün bir hamlesi yok. Atla oynamak mümkün değil. Vezirin gidecek düzgün karesi yok. Veziri eğer oynamaya çalışırsa vezir F6 ile belki C6 piyonu düşürülebilir. O yüzden kendisi şah A6 oynuyor. Bu piyonu kaybediyor fakat kendisi A5 piyonu almak istiyor. Fil alır C6, şah A5 ve tahtanın hiçbir yerinde siyah şah rahat yok. Vezir H7 yine çok güzel teknik bir hamle. Şahı mat etmeye geliyor. Artık şah geri dönemez. Şah geri dönerse bu sefer vezir B1 mat yapacak. O yüzden şah ileri çıkmaya çalışıyor. Şah A4, vezir B1 ve şimdi tek hamlede mat istiyor. Ayrıyetten iki tane kareden mat istiyor. Onu da söylemeliyiz. Şah A3 ve fil B5'in ardından Rosenthalis terk etmiş. Elbette bu vezir finalini oynamaya çalışmak belki örneğin vezir B4, B5 veya direkt vezir B5'ten sonra mümkün olabilirdi. Fakat C piyonu çok güçlü ve siyah şah çok zayıf. Bu yüzden terk etmeyi tercih etmiş. Çok enteresan bir oyun. Bunu dün izlemiştim ve çok hoşuma gitmişti. Sizlerin de belki hoşuna gider diye paylaşmak istedim. Umuyorum beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen butonunu kullanırsanız çok sevinirim. Ve daha sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.